Türkiye Denizcilik Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği binasında bir araya geldi. Bu önemli toplantıya GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür de katıldı. GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Senede ortalama 4 ile 6 arası toplantı yapıyoruz. Çok da verimli geçiyor. Çünkü her platformdan yetkililerin bu sektörde bulunan arkadaşlarımıza bir araya gelme olasılığını yaşıyoruz. İdaremizden arkadaşlar oluyor. Çok sık görüşmediğimiz bakanlıklardan arkadaşlar oluyor ve sorunları dile getiriyoruz. Birinci ağızdan duyuyorlar. Yeri geliyor çok şaşırıyorlar. Aa bu böyle mi diyorlar. Dolayısıyla çok verimli geçiyor. Zaten toplantının amacı da bu. Avrupa Birliği'nin özellikle denizcilik üzerinde uyguladığı bir takım geliştirmeler, hatta teşvikler de diyebiliriz. Her ne kadar bunu kendileri ikrar etmeseler de. Bunları gayet güzel masaya yatırdık. Kemal Bey de zaten iyi çalışmış konuya. Bunlarla alakalı biz neler yapabiliriz? Onları tartıştık. Verimli geçti. Ben buradan ama bugün güzel bir haber aldık. Bunu sektörümüzle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır Tuzla bölgesinin revizyon imar planı ile alakalı çalışmalarımız vardı. Az önce toplantıdayken bir mesajı geldi. Bakanlıktan da onayımız imzalar alınmış, onayımız çıkmış. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerek idaremizden, gerek GİSBİR'imizden, gerek sektörümüzden gerçekten çok yorucu bir süreçti. Umuyorum ki bu alınan revizyon imar planı onaylanmasıyla beraber biliyorsunuz çok önemli olan işletme belgelerimizi, daimi işletme belgelerimizi alabilmemizdeki tek engeldi. İnşallah bununla beraber artık tüm tersanelerimiz kısmi işletmeden çıkıp daimi işletmelerine kavuşacaklardır. Bunu da sizlerin aracılığıyla paylaşıyorum. GİSBİR Genel Sekreteri Kemalettin Gür de mikrofonlarımıza değerlendirmelerde bulundu. Toptaki toplantı bugün tamamladık. Geç saatlere kadar sürdü ama çok verimli, faydalı bir toplantı oldu. Bu toplantı aslında önümüzdeki toplantıların temelini teşkil edecek bir toplantı oldu. Sektörümüzle ilgili gerek Avrupa Birliği, gerek dünya, gerekse Türkiye'deki konularımızda ilerleme sağlamamız açısından müteakip toplantılarda yapacağımız sorunlarımız temel olarak sorunlarımız kaynaklı olmak üzere tüm konular ele alındı. Bunları bir sıralamaya koyduk. Önümüzdeki toplantıları merakla bekliyoruz çünkü konu bazında çok çok faydalı toplantılar yapacağımız inancındayız.